Deniz Yurdakul ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri başlıyor. Bölüm 6. Çumra Canavarı. Herkese merhabalar. Bugün bir değişiklik yapacağız. Şöyle ki sevgili Deniz'in biraz bayram yoğunluğu olduğu için biz onunla kayıt yapamıyoruz. Fakat evde kendi kendime otururken dedim ben de Deniz'in yokluğunda hiç olmazsa çok ara vermeden sizler için bir şeyler anlatayım. Kimden bahsedeceğiz? Bugün bence Cumhuriyet tarihinin en korkunç seri katillerinden birinden bahsedeceğiz. Ki aslında olayların işleyişine ve cinayetlerin şekline bakınca belki de en korkuncundan bahsedeceğiz. Çumra canavarı Abdullah Aksoy'dan. Olaylar oldukça eskiye dayanıyor. 1960'lı yıllara gideceğiz. Konya'nın Çumra kasabasına. Burası 10 bin kişinin yaşadığı minnacık bir Anadolu kasabası. Ve bu kadar az kişinin yaşadığı bir yerde bu kadar fazla cinayet, bu kadar korkunç ölümler nasıl olmuş hep beraber konuşacağız. Abdullah Aksoy kim? 1934 yılında gene aynı Konya Çumra kasabasında dünyaya gelmiş. Evli, iki çocuk babası bir adam. İlk gençlik yıllarında yani daha çocukluk yıllarında işte zaten çok Anadolu'da o yıllarda iş güç imkanı yok, okul imkanı çok fazla yok anladığım kadarıyla ve çeşitli tarla işleri yapıyor, rençberlik yapıyor, hayatını bu şekilde idame ettiriyor. 15 yaşında çalışıyor ve bir gün çalışırken tarlada bir kaza geçiriyor. Anladığım kadarıyla sabanın altında kalıyor ve zaten ondan sonraki hayatında suratının ortasında bir göçük tabir edebileceğimiz bir izle yaşıyor. Fakat bu kaza şuna da yol açıyor. Bu kazadan sonra anladığım kadarıyla beyninde bir takım hasarlar oluşuyor ve epilepsi krizleri başlıyor. Şimdi şöyle de düşünelim. Hala günümüzde bile böyle küçük yerlerde, köylerde, kasabalarda epilepsi çok çözülemeyen bir hastalık halk arasında. Yani hala hurafe şeklinde içine cin kaçtı, şu oldu, bu oldu gibi şeylerin söylendiği bir hastalık. Bunu bir de ta 1960'ların bir kasabasında düşünün. Böyle olunca bundan sonraki hayatında işte halkın acıdığı, mazlum olarak gördüğü, belki biraz hani kasabanın delisi gibi görünen ama aslında buna dair hiçbir ortada kanıt yok bence. Hani bu insanın akli melaikelerinin yerinde olmadığına dair ortada hiçbir gözle görülür kanıt yok. Ama kasaba halkı bu epilepsi krizlerinden kaynaklı kendisini böyle görüyor. Ne zaman bu olaylar çıkmaya başlıyor? Ne zaman film kopuyor diyebiliriz? 1965 ve 67 yıllarına geri dönüyoruz. O esnada bölgede Çatal Öyük keşfediliyor. Biliyorsunuz dünyanın en büyük miraslarından biri kabul ediliyor. İlk yerleşim yerlerinden biri kabul ediliyor. İlk tarım toplumlarından biri olduğu söyleniyor. Ve hani bu zaten sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyle büyük bir merak uyandırıyor. Ve haliyle bu kazıların yapılması için yurt dışından da ekipler geliyor ve Alman bir ekip bu kazıyı üstleniyor. Bu aynı zamanda şu da demek, tabii ki bu derece büyük kazılarda bölgeden işçi de alınıyor. Civar köylerden, kasabalardan işçiler de bu kazılarda çalıştığı için sanırım film kopma noktası burada ortaya çıkıyor. Yani tetikleyici burada ortaya çıkıyor. Ama bu tetikleyicinin ortaya çıkmasını da biz çok farklı bir şekilde öğreniyoruz. Şöyle ki Çumra'da çok fazla insan kaybı oluyor. Yani şunu da zaten hani bu konuya merak duyan, bu olaya merak duyan herkes fark etmiştir. Hakikaten çok fazla kişi kaybı oluyor. Ama insanlar niyeyse hani üzerine mi düşmüyorlar ya da ne bileyim büyük şehirlere gitmiştir mi diyorlar. Ne diye düşünüyorlar bilmiyoruz ama bayağı bir kayıp var. 15 kişi kadar, hatta belki daha da fazla olabilir. Pek umursanmıyor ta ki kazıdaki iki Alman arkeolog ve 3 teknikerin kaybolmasına kadar. Bu haliyle işte Almanya'dan da soruluyor Türkiye'ye nerede bu insanlar vesaire diye çıkışları yok. Yani Türkiye'den ayrıldıklarına dair bir çıkış bulamıyorlar. Tam da o esnada Çumra'ya yeni bir komiser atanıyor. İbrahim Altan.
Bütün bu düğümü çözen kişi kendisi. Ve İbrahim Altan kasabaya atandıktan sonra ilk dikkatini çeken bu kayıp başvuruları oluyor. Yani o da başta dediğimiz gibi muhtemelen benim gibi düşünüyor. Bu kadarcık kasabada bu kadar insanın kaybolması tuhaf diye düşünüyor. Bu konuyu araştırmak için pek görünmemiş bir yöntem kullanıyor ve sivil kıyafetlerle çok uzun süre halkın arasına karışıyor. Zaten küçücük bir kasaba düşünün. Orada hani bütün o kasabanın insanların toplanabileceği iki tane yer var. Bir tanesi kasabanın kahvehanesi, bir tanesi camisi. İbrahim Altan sürekli bu camide oturuyor, geleni geçeni izliyor. Dikkat ediyor. Kim geliyor, kim gidiyor diye. Ve bir gün kapıdan Abdullah Aksoy giriyor. Hani tam nasıl izah edilir bilmiyorum ama bir polis içgüdüsü herhalde. Bir emniyet içgüdüsü. Adam dikkatini çekiyor. Abdullah Aksoy her zamanki masasına geçiyor. Kendi halinde çayını içiyor. Zaten bütün kasabalı kendisine sessiz, sakin, hani kimseyle uzun uzun konuşmayan, kimseyle hani çok uzun diyaloglara girmeyen biri olarak tanıyor. Burada sadece bir es verebiliyoruz. Ne zaman ki kahveye civar köylerden veya bir yabancı, hani mevsimlik işçi olarak bir yabancı geldiyse Abdullah Aksoy hemen yanına oturuyor ve onlarla sohbet etmeye başlıyor. İbrahim Altan'ın da ne dikkatini çekti bilmiyoruz. Polislik içgüdüsü dedik ama tam artık o gün kahveden kalkmak üzereyken Abdullah Aksoy ile göz göze geliyorlar. Aksoy belirli belirsiz bir baş işareti yapıyor kendisine. Bu İbrahim Altan'ın kendi beyanı. Ve o zaman biraz daha oturmaya karar veriyor. Hani sonradan kendi anlatımında da şunu diyor zaten. Bu iki erkeğin normal bir bakışması veya selamlaşması değildi. Adam dikkatini çekiyor. Emniyete gittikten sonra da Abdullah Aksoy'un izlenmesini ve takip edilmesini emir veriyor. Bu arada tabii ki hani emniyette kendisinin bir kaydı bir dosyası var mı diye de kontrol ederken eski bir şikayet dikkatini çekiyor Abdullah Aksoy hakkında. Bir kişi kendisiyle tanıştığını, onu evine davet ettiğini, o gece onun evine kalmak için gittiklerini, yerde bir tane yatak gördüğünü evin içinde sadece ve Abdullah Aksoy'un kendisine tek yatak var, ikimiz burada yatacağız dediğini söylüyor. Bu kişi gece yarısı uyandığında vücudunda böyle bir elin dolaştığını hissediyor ve uyanıyor. Abdullah Aksoy o zaman ona cinsel ilişki teklif ediyor. Kabul etmeyince de orada bir keserle kendisini yaralıyor. Adam hani o evden nasıl kaçtım, nasıl kurtuldum bilmiyorum diyor ve gidiyor şikayetçi oluyor. Ve bunun sonucunda Abdullah Aksoy kısa bir süre hapiste yatıyor. Fakat çıktıktan sonra hani böyle çok üzerinde konuşulabilecek bir konu gibi gelmiyor herhalde kasaba halkına. Basit yaralama gibi görünüyor ve unutulup gidiyor. Çatalhöyük kazıları devam ederken bu arada İbrahim Altan Abdullah Aksoy'u takip ettiriyor demiştik ya. Bir tane daha kayıp ihbarı geliyor. Bu kayıp ihbarını yapan kişinin karısı İbrahim Altan'a ifade verirken Abdullah Aksoy'un da getirilmesini istiyor İbrahim Altan. Abdullah Aksoy'u polisler evinden alıyor ve ifadeye getirdiklerinde bu şikayetçi olan kadınla yan yana dururlarken Abdullah Aksoy cebinden kuru üzüm çıkartıp yemeye başlıyor. Bu çok ilginç geldi bana. Çünkü şikayetçi kadın da diyor ki ben kocamı en son gördüğümde sabah evden çıkarken cebine kuru üzüm koymuştum. Abdullah Aksoy da hem konuyu biliyor hem kişinin kim olduğunu biliyor ve gayet rahat bir şekilde kuru üzümlerini yemeye devam ediyor. Bu noktadan sonra İbrahim Altan Abdullah Aksoy'un evinin aranmasını istiyor ve polis ekipleri eve gittikleri zaman zaten birincil cinayet delillerine ulaşıyorlar. Her taraf kan, işte bir belli cinayet mahalli ve evi kazmaya başlıyorlar. O zaman daha korkunç bir şey ortaya çıkıyor. Evin altı cesetlerle dolu. Ve burada mesela tetikleyici ne olabilir diye düşünürken Abdullah Aksoy Çatalhöyük'te işçi olarak çalışmış. Çatalhöyük'te
garip bir yöntem var. Şimdi şöyle, hala neden yaptıkları bilinmiyor ama o zaman orada yaşayan insanlar yerleşim yerlerini bir bataklık alanının üzerine kurmuşlar. Hemen biraz ilerisinde daha verimli alanlar varken niye o bataklığın üzerine yerleştikleri bilinmiyor. Fakat alan küçük olduğu için inşa ettikleri evlerde kendilerine bir yaşama alanı yapmışlar. Bir de o yaşama alanının altına ölülerini gömmüşler. Ve gene dediğimiz gibi alan küçük olduğu için bu ölülerin bazıları böyle dik şekilde, bazıları oturarak değişik şekillerde bir gömme yöntemi uygulamışlar. Ve Abdullah Aksoy'un evinde de bulunan cesetlerin bazılarında bu şekilde gömülme görünüyor. Daha sonra şimdi kayıp sayısı dediğimiz gibi 15 ve üzeri olarak kabul ediliyor. Ve bir şey fark ediyor polis gene. Bu adam sürekli ev değiştirmiş. İşte karıları terk ediyor. İki evliliği var demiştik. Karıları terk ediyor ama hani görünen bir sebep olmamasına rağmen adam sürekli ev değiştirmiş. Yani bir yerde oturuyor. Ondan sonra belli bir süre sonra başka yere taşınıyor. Ve bu gene polislerin, komiser İbrahim Altın'ın dikkatini çekiyor ve yaşadığı diğer evlerde de kazı yapılmasını istiyor. Maalesef ki o evlerde de bayağı bir fazla gene cesede ulaşılıyor. Bu arada Abdullah Aksoy'un öldürdüğü kişi sayısı şimdi 15 kabul ediliyor. Fakat ben her zaman bu olayı incelerken daha fazlası olabileceğini düşündüm. Niye daha fazlası olabileceğini düşündüm? Bir, demin dediğimiz gibi sürekli farklı yerlere gömüyor. Fakat ikinci ve çok korkunç olan başka bir olaya, daha günümüze yakına geleceğiz. Hani bahsettik ya, iki arkeolog ve üç teknik işçiden, teknikerden, Alman menşeili, Alman olan. 23 Nisan 1990'da. Gene aynı yerde Çumra'da biri evinde çeşitli işte geliştirmeler yapacak, tadilatlar yapacak. Bahçeyi kazdığı zaman orada bir anda kafatasları, cesetler çıkıyor. Tabii ortalık birbirine giriyor. Bir anda polisler, savcılar, halk hepsi oraya akın ediyor. Adam hani hemen ifadesinde diyor ki yani bunlarla hiçbir alakam yok. Tanımıyorum, etmiyorum, kimseyle bir husumetim yok, bir şeyim yok. Zaten hani adli tıpçılar da görüyorlar, bu cesetler oldukça eski durumda. Sonra bir anda aklına geliyor, kiracı diyor. Abdullah Aksoy'u hatırlıyor. O adam diyor, bu evde kiracıydı diyor. Ve anlaşılıyor ki gene bu bulunan cesetler kayıp Alman arkeologlara ve teknikerlere ait. Yani düşünün, 1990'da daha Abdullah Aksoy'un işlediği cinayetler çıkmaya devam ediyor. Peki tekrar o zamana döndüğümüzde tabii ki tutuklandıktan sonra idam kararı isteniyor kendisi için. Fakat şöyle de bir şey var. Bu cinayetleri niye işlediği sorulunca kendisinin pasif eşcinsel olduğunu söylüyor. Ve bu kişilerle ilişkiye girmek için götürdüğünü, daha sonra onları öldürdüğünden bahsediyor. Sorgu derinleştikçe daha da korkunç bir şey ortaya çıkıyor ki Abdullah Aksoy aynı zamanda bir nekrofili. Evine götürdüğü insanlarla şu şekilde yakınlaşıyor. İlişkiye girmeyi teklif ediyor. Eğer kişi kabul ederse ilişkiye giriyorlar ve ondan sonra öldürüyor. Eğer kişi kabul etmezse öldürüyor ve cesedine tecavüz ediyor. Böyle de korkunç bir insandan bahsediyoruz. Yani dedim ya size, ya bence Cumhuriyet tarihinin en korkunç canavarlarından biri bu adam. Ve zaten şu görülüyor ki akli melekeleri yerinde bu adamın. Hani öyle dendiği gibi deli filan değil. Sadece sessiz, çok konuşmuyor. Ama yaptığı planlara baktığımız zaman, yakalanmamak için yaptıklarına baktığımız zaman, çünkü deli diyebileceğiniz bir insan kasabanın dışından gelen, kendisine işte bağ kurulabilecek falan biriyle alakalı plan yapmaz. Bunları tamamen planlı ve tasarlı yapıyor.
Öyle olduğu için de yakalanması uzun sürüyor ve aslında üzerinde yakalanmayacağına dair de bir güven var kendisinin. Ya da başka bir yorumda kuru üzüm hadisesine döndüğümüz zaman beni yakalayın demek istiyor. Fakat görüyoruz ki gerçekten çok korkunç şeyler yapılmış ve o kayıp kişilerin hepsinin neredeyse bu kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Hatta şöyle de tuhaf bir şey var. 2008 yılında adli tıp bir çalışma başlatıyor. Bu Türkiye'nin her yerinden bulunan kafa tasları tekrar 3D ile modellendiriliyor. Bir şekil veriliyor. Ve orada bir şey dikkat çekiyor. En çok kafa tası ve en çok iskelet Konya Çumra'dan geliyor. Yani katliamın yaptığı katliamın boyutunu düşünün diye söylüyorum. Ben hala şuna çok inanıyorum. Daha fazla kişiyi öldürdü. Yani daha fazla kişiyi öldürdü ama bulunamadı. Nasıl ki 67'de yakalandığından sonra 1990'a kadar daha bulunmayan kurbanları varsa hala bir yerlerde olduğuna inanıyorum. Çünkü sadece evinin altında onun için bir ritüel anladığım kadarıyla, yani kurbanlarına yakın olmak istiyor ama hani yer kalmayınca da, yapacak gömecek yer bulamayınca da başka yerlere geçebiliyor. Bu aynı şekilde ıssız bir yerde oturduğunu tahmin ediyorum. Etrafında bu ıssız yerin başka tarlalarda da birilerini gömmüş olabilir, başka kurbanları da olabilir diye düşünüyorum. Kendisi tabii ki idama mahkum ediliyor. Fakat idam edilmeden önce koğuşunda kendisini asıyor. O dönem bu arada gazetelere bayağı bir manşet olmuş, bayağı bir konuşulmuş. Hani Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir vahşet bu çünkü. Ve hani minnacık bir kasabadan çıkan bir vahşet. Bayağı konu olmuş ama sonradan tabii bizler gibi türün meraklıları haricince çok bilinmiyor. Sevinç Hanım, Sevinç Yavuz Hanım bu gene şey yapmış, kendisiyle ilgili bir kitap yazmış ama o da daha çok roman gibi. Ama gazete manşetlerine baktığımızda zaten verilen isim Çumra Canavarı. Çumra Canavarı yakalandı. Çumra Canavarı itiraf etti. Eşcinselliğinin üzerinde çok durmuşlar. Hani sanki bu da bir hastalıkmış gibi durmuşlar. Aynı demin dedik ya, epilepside konuştuğumuz gibi. Ama şunu da düşünelim. 1960'ların Türkiye'sinde eşcinsellik kabul edilebilecek bir olgu değil. Hani tarihte Türkiye'de, Osmanlı'da vesaire çok yaygın olsa da bu tamamen kapalı kapıların arkasında yaygın olan bir olgu ve kasabalıların bunu kabul etmesi mümkün değil. Şimdi Abdullah Aksoy idama mahkum edildikten sonra koğuşunda kendisini asıyor. Namaz kıldığı seccadenin sanırım kenarındaki bant gibi bir şeyle. Bu arada ben anlatırken en başından beri şunu unuttum. Kendisi aynı zamanda çok dindar ya da dindar görünen biri ve mutlaka namazlarını, hani çalışmıyorsa camide kılıyor ve akşam namazlarını hiçbir zaman kaçırmıyor. Zaten kahveye de camiden akşam namazından sonra geliyor. Namaz kıldığı seccadenin kenarındaki iple, bantla neyse kendini asıyor. Bu arada ben hani çeşitli yorumları okurken şey de gördüm. İşte onu orada asmışlardır. Hayır, onu orada astıklarına ben çok inanmıyorum işin doğrusu. Çünkü bir, zaten koğuş arkadaşlarından rahatsız olduğu için tek kişilik hücreye alınıyor. Hani bu adamı bir koğuşta tutmanın zaten imkanı yok can güvenliği açısından. Tek kişilik hücreye alınıyor ve orada intihar ediyor. İkincisi, benim düşüncemce hani cinayetlerden ziyade eşcinselliğinden bir pişmanlık yaşıyor. Bir pişmanlık duyuyor. Yani burada pişmanlık duyuyor dediğimiz şey işte gene 1960'ının Konya Çumra kasabasının yapısına göre pişmanlık duyuyor. Ve hakim karşısına çıkıp veya işte gene mutlaka basın takip edecekti, halk takip edecekti, korkunç bir nefret var kendisine karşı. Hani mahkemede bunları söylemek istemediği için intihar ettiğini düşünüyorum ben. Yani birinin öldürdüğüne işin doğrusu çok inanmıyorum kendisine. Ve zaten mahkeme sonuçlanmadan intihar ettiği için artık hani naaşı alınıyor, gömülecek ve biliyorsunuz hani
genelde çok çok ekstrem bir şey olmadıkça ki bu çok ekstrem kabul. Ama hani Türk halkında bir naaşa, tabuta karşı, ölüye karşı bir saygı vardır. Fakat kendisinin cesedi, tabutu bir at arabasında taşınırken halk taş ve tükürük yağmuruna tutuyor ve hatta tabut yere düşüyor, kırılıyor ve ceset tabuttan çıkıyor. Gömülürken de sadece bir yere gömüyorlar. Hani isimsiz, cisimsiz bir yere gömüyorlar. Sadece bir imam ve o tabutu taşıyan at arabasının sürücüsü var cenazesinde. Fakat şöyle de ilginç bir şey var. Bunu daha önce sevgili Deniz'le yaptığımız programlarda da çok konuştuk. Anadolu'da küçük yerlerde şöyle bir şey var. Bu bizden çıkmaz. Bu bizde yaşanmaz. Hayır, bu kişi buralı olamaz. Sonradan Sevinç Hanım bu olayı tekrar, hatta demin bahsettiğimiz 2008'deki hani en çok kafatası ve iskelet çumradan geliyor bilgisinden sonra tekrar bölgeye gidiyor. Kimse konuşmuyor kendisiyle. Yani bütün kapılar suratına kapanıyor ki kendisi şey der. Hani biz gazeteciler için belediye başkanları, küçük yerlerin belediye başkanları çok misafirperverdir, çok ilgilidirler diyor. O zamanki Çumra Belediye Başkanı hani neredeyse gidin buradan, sizinle konuşacak bir şeyim yok diyor. Halk hala bildiğim kadarıyla bu olayı kabullenmiyor. Kendi işlerinden çıktığına inanmıyor ama bir gerçek ki hani yok saysak da böyle bir adam yaşamış ve hani çok büyük bir katliamdan bahsediyoruz. Ve zaten hani aslında bazı şeyler diyoruz ya, işte Türkiye'de olan bazı olayları atıyorum bir Netflix'te olsa nasıl bir dizi çıkabilir diye. Yani düşünsenize, bir tane antik yerleşim yerinde işçi olarak çalışıyor. Oradaki gömü şekillerinden etkileniyor. Kendisi bir seri katil, işkenceci, nekrofil bir seri katil bu arada. Yani ölülere de tecavüz ediyor, yaralıyor. Gayet planlı bu suçları işleyen bir canavardan bahsediyoruz. Bundan hani iyi ehil bir elde kaç dizi çıkardı? Onu da ben işin doğrusu hep bu Abdullah Aksoy'u okurken, araştırırken düşündüm. Ama tabii şu da var, Türkiye'de bu işleri yapmak biraz zor. Yani neden zor? İşte yöresel olarak zorluklar çıkacak, ondan sonra saçma sapan hassasiyetler çıkacak ortaya falan. O yüzden çok yapılabileceğine inanmıyorum ama aslında hani hakikaten dünya seri katil literatürüne girebilecek kadar korkunç ve ilginç bir olay. O yüzden hani ben de bugün size böyle kısa bir kayıt yapayım dedim. Belki ilginizi çeker dedim. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinliyorsanız ve bu yayınlar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler. Hoşçakalın. Deniz Yurdakul ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri sona erdi.